Merhaba arkadaşlar ben Bari. Bugün sizlerle DMR unlu mamullerini inceleyeceğiz. DMR gıdada son durum ne? Alınır mı? Düşüş devam eder mi? Düşüş bitti mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Şöyle teknik olarak bakalım. Fiyat hareketlerine baktığında 29 Eylül'de işlem görmeye başladığını ardından da bir tavan serisi yapıp klasik halk arz hareketi 24 seviyesine gittiğini sonra burada sert bir satışla fiyatın geri döndüğünü ve bundan sonra da düşüş trendini devam ettirdiğini görüyoruz. Hatta fiyat şöyle bakalım 13.80 seviyesine kadar inmiş buradan tepkiler gelse de bir trende oturmamış yani bir nevi düşüş sonrası bir taban yapma durumu var bir dip bölgesi oluşturmaya çalışıyor. Ancak düşüş trendi hala bitmedi. Devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada düşüş trendinin bitmesi için kesinlikle şurada gördüğünüz direnç seviyesi 15'in 65'in üstüne fiyatlamalar yapması gerekiyor. Plançosunu açıkladı. halkarz arz gelirleriyle beraber olumlu diyebileceğimiz bir bilanço geldi ama böyle çok iyi çok Ahamşah'ın bir bilanço açıkçası görmedik arkadaşlar. Halkarz arz gelirleriyle biraz pozitif yansımalarını gördük bilançoda. Şimdi daha iyi bilançolar gelmesi gerekiyor ki tekrardan fiyatlamalar 24'e gelsin. Yani en son zirvesine ve üstündeki yeni zirvelere doğru yol alsın. Bu bilanço geride kaldı artık son çeyrek bilançosunda takip ediyor olacağız. Halk alanlar yine güzel getiri sağlamış ancak çok fazla uzun ömürlü bir yukarı yönlü hareket görmedik. 10 %100 olması lazım. %100'ün üstünde bir getiri sağladıktan sonra Tekrar düşüşe geçmiş. Evet. 11 tane tavan desek yanlış olmaz. Devamında da gördüğünüz gibi satışlar sürmüş. Özellikle burada kuvvetli bir satış gelmiş. Bu satış sonrası da zaten hacimler gittikçe düşmüş arkadaşlar. Şuradaki muma baktığınızda bugünlük muma baktığınızda eksi 1.44'te fiyatlanıyor. Hacimler iyice düşmüş derecede artık bir miktar daha buradan tepki hareketleri gelir mi? Tabii ki de takip etmek gerekiyor. Buradan isteyen arkadaşlar risk alabilir ancak temel tarafı bence şu anda çok iyi konumda değil. O yüzden biraz da son çeyrek bilançosunda da bakılabilir. Ancak burada trade edenler alsatçı arkadaşlar hacimlerde bir artış görürlerse buradan alıp 15.75'i geçmesi durumunda 18 ve 20 seviyelerinden satış yapabilir. Zaten bu düşüş trendini kırarsa bu düşüşün de bir yukarı yönlü düzeltmesini bir tepki hareketi yapması beklenebilir. Hep aşağı yönlü bakıyorduk Fibonacci'ye bir de yukarı yönlü düzeltme tarafında bakalım hangi seviyelere geliyor. Burada evet gördüğünüz gibi 0.50-0.618 seviyesine takip ediyor olacağız. Eğer düşüş trendini buradaki yatay banttan kurtulabilirse arkadaşlar 0.50-0.618 seviyesine doğru yani bizim de söylediğimiz işte 18-20 seviyesine doğru bir düzeltme hareketi gerçekleşebilir. Ancak bunun üstünde kalabilirse ki 20 seviyelerin 20-50'nin üstünde kalabilirse o zaman en son zirvesi hedef olacaktır. Kısada önceliğimiz düşüş trendini bitirmesi yani şurada gördüğünüz yatay banttan kurtulması daha önce de tepkiler gelmiş 15-65 seviyesine doğru ama burayı geçememiş. 15-60 seviyesini aşabilirse o zaman biz DMR unlu gıdada arkadaşlar 18-55-20-50 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Buradan risk alıp alan arkadaşlar da bu seviyelerden satabilirler. Daha üstü için yani yeni zirveler için de bence 4. çeyrek bilançosunu görmek gerekiyor arkadaşlar. Zaten yeni halk arzu olan şirketlerin bazı bilançolar gerçekten çok kötü. Burada da zaten bu şirketleri artık elemeniz gerekiyor. İyi bilançolar olan, temeli sağlam olan şirketlerle yolunuza devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi DMR unlu gıda da son durum bu şekilde. Alkağıt sonrası yükseliş, klasik ardından da düşüş. Düşüş uzun sürmüş burada tepki hareketleri gelse de trende oturamamış fiyat. 13.80 ile 15.65 arasında zigzag şeklinde gidip geliyor arkadaşlar. Bu banttan kurtulması gerekiyor. Direnci aşarsa yükseliş devam edecektir. Maalesef desteği kırarsa da aşağıda 11-12 seviyelere hala mümkün arkadaşlar. Yani onun için bu bandı yukarı yönünü kırması gerekiyor ki yükseliş hareketi devam etsin. Daha doğrusu bu düşüşün ilk etapta bir düzeltmesini yapsın. Ondan sonra da buralarda yani 20.50'nin üstünde de kalabilirse tekrardan 24 seviyesini kendine hedef fiyat yapsın arkadaşlar. DMR10'luğu daha bu şekilde Cümleten bol kazançlar hoşça kalın.